Bugün Osman Can'ın yazısını dikkatle okudum Star gazetesinde. Çünkü işte Weimar dönemi Almanya'sında demokratik meşrutiyeti olmayan yargı kurumunun hukuk devletini zedelediğinden söz ediyor. Bugüne benzetiyor. HSYK hareketsiz kalmamalı diyor. Bu savcıların üstüne gitmeli diyor. Yani bu konuda demokratik siyasetin rüşvet ve yolsuzluk şaibesinden arındırılması bir zorunluluktur ama diyor. Yargısal süreçleri şaibe altına sokan, daha da kötüsü hukuku, yargıyı demokrasi karşıtı operasyonları manevrası olarak kullanan, kullanma potansiyeline bulunan, bu da ilginç, kullanma potansiyeli ne demekse, yargıdan da gerektiğinden sözü. Şimdi bu Weimar, ben Osman Can'ı çok dikkatli okuyan biriyim. Hatırlarsan Weimar dönemi argümanlarını sıkça kullanmıştı Osman Can. Ne zaman? Referandum süreci öncesinde. Yani eski HSYK ile ilgili. Ya eski HSYK, bu Weimar dönemi yargı cuntası var vesaire vesaire. Ondan sonra ne dendi? İleri demokrasiye geçirdi. Demek ki hiç öyle bir şey olmamış. Yani gene Weimar Cumhuriyeti Lönk diye büyük bir metafor olarak Osman Can hatta Sabih Kanadoğlu ile tartışmalarında aynı argümanı yapmıştı. Demek ki yani birilerinin de çıkıp ya biz ileri demokrasiye geçmedik, yanlış yapmışız diye bir lütfen, yani en azından ben burada bunu duymak istiyorum. Birilerinin ağzından Bülent Arınç yaptı bunu. Yalçın Akdoğan, Bülent Arınç kesmiyor. Ben Yalçın Akdoğan'dan Başbakan duymak yardımcısı, istiyorum. Hükümet yardımcısı. Yalçın Akdoğan diyor ki cemaat orduya kumpas kurdu diyor. Yani Yalçın Akdoğan'ın balyozla ilgili yazıları ortada. Yargı süreçleriyle ilgili ileri demokrasi, yargı artık ne kadar şahane oldu, ne kadar demokratik vesaire. Şimdi ne oluyor yani? Sözcü gazetesine manşet oluyor. Çünkü Sözcü gazetesi de diyor ki günaydın Yalçın Bey diyor. Biz 5 yıldır bunu söylüyoruz diyor. Yani komik bir durumla karşı karşıyayız ve burada hani biraz da bu AK Partili danışmanların hani Marksist yazarları okuması gerektiğine kanaat getirdim. Adorno'yu falan okuyup, yani yanlış hayatla, yanlış bir hayat doğru yaşanamaz. Yani yanlış kurulan bir sistemin neresinden doğru bir şeye gideceğiz?